İyi günler. Garip. Oğlum ne işin var senin o yanda? Gelsene bu tarafa annenin babanın yanına. Oğlum gel annene sen gel. Çocuk sizi istemiyor, görmüyor musun mu? Vallahi ister istesin ister istemesin. Nasılsa bugünden sonra bizimle yaşayacak. O iş öyle o kadar kolay değil. Kusura bakmayın birazcık geç kaldık ama bu gördüğüm bütün arkadaşlar sizin alanınıza babanıza şahitlik olmaya geldiler. Aynen öyle. Siz hiç merak etmeyin biz hepimiz sizin arkanızdayız. Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Ne demek kardeş sen sağ ol. Davacı Faik Aydın, davalı Selami Fersoy, 1. Aile Mahkemesi salonuna. Hadi. Sakin ol kardeşim halledeceğim tamam mı? Garip Persoy nihayet Persoy ailesi tarafından evlat edinilerek huzurlu bir aile yuvasına kavuşmuştur. Evet, çocuk şarkıcı olarak şarkı söylemiş, televizyona çıkmış. Ancak para karşılığında çalıştırıldığı iddiası tamamen spekülasyondan ibarettir. Hakim Bey, ben Selami'yi çocukluğundan beri tanırım. Yani öyle 3-5 kuruş için çocuk çalıştıracak adam değil. Onunki samimi bir müzik sevdası o kadar. Hem kaldı ki zaten paraya ihtiyacı yok. Yani kasabanın en hali vakti yerinde insanlarından birisidir kendisi. Değil çocuktan gelen 3 kuruşa bakmak. Selam herkese para verir hakim bey. Çok affedersiniz bundan 3-5 hafta önce benim acil paraya ihtiyacım oldu. Adam kendi arabasıyla gelip kapımın önüne kadar parayı verdi. Üstüne dedi bana yemin ettirdi ya. Hakim bey gözünü seveyim bu adam mı çocuktan para kazanacak ya? Ama hiç olmadı bıyık ya. Sen şimdi niye bahsediyorsun milletin ortasında bu para olayından? He? Senin bana borcun morcun yok. Selamiciğim sen orasını karıştırma şimdi ya. Ben elim bollaşınca vereceğim işte tamam. Vallahi olmaz. Ölümü gör olmaz da. Sen benim yuvamı kurtardın. Hakim bey bu adamın koskoca patates deposu var. Kaç yüz dönüm arazisi var. Yani bu adam şarkıcılıktan gelecek 3-5 kuruşa muhtaç bir adam değil yani. Hani bunu Gedeli de kime sorsan söyler zaten. Yalan söylüyorlar hakim bey. Bunların hepsi çete. Mahkemeyi kandırmak için aralarında anlaşmışlar. Bu konuşan adam var ya daha dün davadan vazgeçeyim diye burnumu kırdı benim. Raporum bile var. Ya asıl bu yalan söylüyor hakim bey. Bu adam Selami'nin parasını almış bir de üstüne yatmış. Müsaadeniz olursa olay anının video kaydı elimizde. İzletmek isteriz sayın hakim. Utanmadan suçluyor musun adamı? Düpedüz kafa atmışsın. Ya hakim bey ben kafa attım da... Çık dışarı. Çık. Seni şahit olarak kabul etmiyorum. Selam kusura bakma ya. Yok kardeşim estağfurullah. Hakim bey biz yıllar önce telafisi çok zor bir hata yaptık. Açlıktan korkup evladımızı yurda verdik. Sonra düzeni bozulmasın diye yanına gidemedik. Hep uzaktan sevdik. Çok şükür işlerimiz düzeldi ama neye yarar ki? Bizim bu dünyada tek bir arzumuz var, o da evladımıza kavuşmak. Ne olur hakim bey, oğlumuzun sırtından şan, şöhret, para kazanan bu insanlara fırsat vermeyin. Bakamıyorlar çocuğumuza. Eğlence masalarında meze ediyorlar. Gördünüz, bu davadan vazgeçeyim diye kaç kişi saldırdı bana. Ama öldürseler de vazgeçmem evladımdan. Ne olur yavrumuzu gerçek anasından babasından ayırmayın. Ne anlatayım hakim bey? Şimdi bana çocuğu çalıştırıyor, üzerinden para kazanıyor diyorlar. Parayla çocuğu satın almaya çalıştı diyorlar. Çocuğa iyi bakmıyor diyorlar. Ben bunların hangi birine cevap vereyim hakim bey?
Biz Kerim'le çocuğumuz olsun diye çok istedik Allah'tan. Nasip değilmiş, olmadı. Sonra bir yetimhanede garipmen kesişti yollarımız. O bize evlat oldu. Biz de elimizden geldiğince ana baba. Ben öyle çok aklı çalışan, cin fikirli bir adam değilim. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum Hakim Bey. Allah şahit ya. Garip bizim kanımızdan, canımızdan öz evladımız olaydı. Şimdi sevdiğimizden daha fazla sevemezdik onu. Varın gerisini siz düşünün. Evet evladım. Sen ne istiyorsun? Nerede yaşamak istiyorsun? Söyle bakalım. Benim bu dünyada bir tane anam, bir tane babam var. O da Kerim'in annem de Selam babam. Ben onların yanında yaşamak istiyorum. Siz bu bebeğin lafına bakmayın Hakim Bey. Onun daha yaşı küçük. Eğriyi doğruyu ayırt edecek durumda değil. Belli ki şarkıcı olacaksın diye gözünü boyamışlar çocuğun. Kes lan sesini. Otur oturduğun yerde. Garibin aklı her şeye eriyor. Kesin gürültüyü. Sessiz olun. Oturun yerinize. Yaz kızım. Karar. İlgili deliller göz önünde bulundurularak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Selami Fersoy ve Keriman Fersoy'a evlat edinmek üzere verilen 1-1-2012 doğumlu Garip Fersoy isimli çocuğun küçük yaşta çalıştırılarak eğitim hizmetlerine erişiminin engellendiği, çocuğun en doğal hakkı olan oyun oynama hakkının elinden alındığı ve yetişkin muamelesine tabi tutulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurularak çocuğun velayetinin Selami Fersoy ve Keriman Fersoy'dan alınarak biyolojik ailesine teslim edilmesine karar verilmiştir. Hakim Bey, Hakim Bey. Ne diyormuşsun siz Hakim Bey? Olmaz, olmaz. Veremezsiniz garibi.